Merhaba. Ne kadar zamanda bacak açabilirsiniz? Düzenli germe çalışmalarıyla esnekliğinizin artmasına etki eden faktörler nelerdir? Daha Esnek Ol serimizin bu 5. videosunda size esnekliğinizi artırmanıza etki eden 7 temel elementten bahsedeceğiz. Esnekliğin artması germenin sadece yararlarından biri. Belki en başta en fazla önemseyeceğiniz yararı olabilir. Ama birçok yararı var ve biz bunların 7 tanesini bir önceki videomuzda sizinle paylaşmıştık. Hem o videoya hem de daha önce yayınladığımız stretching yaparken dikkat etmeniz gereken detaylarla ilgili videolara göz atarsanız hem bundan hem de daha sonra yayınlayacağımız antrenman programlarından çok daha iyi verim alabileceksiniz. Öncelikle esnekliğimizi nasıl geliştirdiğimize göz atalım. Bacak kaslarımızı ele alalım. En son yaşadığınız esneklik sınırı şurasıysa burada biraz geriyoruz, bekletiyoruz ve kaslarımız burada kalmaya alışıyor. Dinamik, statik, germe egzersizleriyle. Bir süre buraya alıştıktan sonra biraz daha fazla açıyoruz. Ve bacaklarımız o açıya alışıyor. Ona alıştıktan sonra biraz daha açıyoruz. Ve bu devam ederek daha fazla esnek hale geliyoruz. Aklınızda bulundurmanız gereken en önemli şey bu değişimin, gelişimin kısa sürede olmayacağı. Bir gün, bir hafta, 10 gün değil belki aylar alabileceği. Bugün size bu süreyi belirlemenize etki edecek 7 temel etmenden bahsedeceğim. Bu etmenlere dikkat ederek esnekliğinizi daha hızlı sürede ve sağlıklı bir şekilde geliştirebileceksiniz. Hepimizin eklem yapısı birbirinden farklıdır. Bazılarımızın daha açık, bazılarımızın daha kapalı. Bu doğuştan gelen bir özellik. Ama çoğunlukla esnekliğimizi sınırlayan eklem yapısı değil, kas, bağ ve liflerimizdir. Eklem sınırınıza gelmeniz için oldukça uzun süre çalışıp diğer sınırlarınızı aşmanız gerekir. Nelerin sizi sınırladığını anlamanız çok kolay aslında. Şöyle dizinizi 90 derece kaldırın. Bu eğer buraya kadar kaldırabiliyorsanız kasık öne doğru ayağınızı bacak açmaya uygun yeterlilikte olduğunuzu gösterir. Bunu geriye doğru da yapabiliyorsanız zaten bacaklarınızı açmışsınızdır. Ama sizi sınırlayan şeyi tam anlamak için şöyle dizinizi yine kaldırın. Ayağınızı tutun ve öne doğru uzatmaya başlayın. Uzatmaya başladığınızda hamstring, arka bacak kaslarını liflerde yoğun bir kısıtlayıcı yoğunluk hissedersiniz. Bu da sizin daha esnek olmanızı engelleyen şeydir. Bunu esneklik çalışmalarıyla, düzenli germe çalışmalarıyla rahatlıkla aşabilirsiniz. Eklem yapınız bacak açma sürenizi doğrudan etkileyecek. Eğer çok açık bir eklem yapısına sahipseniz daha kısa sürede aşacaksınız. Ama eğer daha kapalıysa çok daha uzun süre çalışmanız gerekecek. 40'lı 50 yaşlarda vücudumuzun herhangi bir şeye adapte olmasıyla 10'lu 20'li yaşlarda adapte olması arasında doğal olarak fark vardır. Çünkü çocukken ya da daha erken yaşlarda vücudumuz çok daha esnektir, çok daha rahat bir şekilde şekil alır. Ama yaşlandıkça hem hareketsiz yaşamın getirdiği süreçten dolayı biraz daha zamana ihtiyacınız olacaktır esnekliğinizi arttırmak için. Bu 40 yaşındayım ve artık esnekliğim artmaz anlamına kesinlikle gelmez. Sadece daha fazla çalışmanız gerekir. Çünkü 40'lı yaşlarda başlayıp da ilk başladığında şu kadar esnerken birkaç ay sonra düzenli germe egzersizleriyle tamamen yere dokunan birçok öğrencim var. Daha önce yapmış olduğunuz sporlar esnekliğinizi arttırmakta ve şu anki esnekliğinizi doğrudan etki eder. Bu durumda iki senaryomuz var. Bir, bale, jimnastik, dans gibi yoğun esneklik gerektiren ve esnemenizi sağlayacak bir spor yaptıysanız çok daha hızlı bir şekilde bacaklarınızı açacaksınız. Çünkü vücudunuz buna alışmış durumdadır. İkinci senaryomuzda ise atletizm, özellikle koşu, zıplama veya futbol gibi kasları daha sıkı bir şekle getiren, esnekliği daha az kullanmak gerektiren eğer bir spor yaptıysanız biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyacaksınız. Futbol veya benzeri bir spor yapmış olabilirsiniz. Benim atletizm kökenli olup bacakları çok az açılırken şu an döner tekmeler atan öğrencilerim var. Sınır tanımayın, vücudunuzu tanıyın. Haftada kaç gün germeye çalıştığınız esnekliğinizi doğrudan etkileyecektir. Eğer sadece bir kez yapıyorsanız 7 gün ve sadece bir günde germe çalışmış olacaksınız. Esnekliğiniz çok daha yavaş artacak. Ama 3 gün geliştirici aralarda da eğer çok zorlamayacak germe türleri yaparsanız çok daha hızlı bir şekilde esnekliğiniz artacak, bacaklarınızı açabileceksiniz. Vücudumuzun gelişmesi, esnekliğinin artmasının iki temel elementi var. Yüklenme ve dinlenme. Eğer vücudunuzu yeterince dinlendirmeden çok zorlayarak germe çalışırsanız
çok daha yavaş gelişecek esnekliğiniz. Çünkü kaslarınız kısalıp kendilerini toparlamak için daha kapalı olacaklar. Bununla ilgili daha önceki videolarda detaylı bilgiler vermiştik. Dinlenme aralıkları, yüklenme aralıkları ile ilgili. Detaylı bilgi için onları kontrol edebilirsiniz. Ama acele ederek dinlenme aralıkları vermeden yaparsanız esnekliğiniz çok daha geç artacaktır. Elinizde çok iyi bir antrenman programı olabilir ki biz de yayınlayacağız birçok antrenman programı esnekliğinizi arttırmak, bacaklarınızı tam açmak için. Eğer onu doğru uygularsanız çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir. Doğru nefes alıp vereceksiniz, yeterince bekleyeceksiniz, fazla zorlamayacaksınız, amaca uygun şekilde çalışacaksınız. Eğer programınız doğru olsa bile doğru nefes vermezsiniz, esnekliğiniz daha yavaş gelişecektir. Bu nedenle daha önceki yayınladığımız esnekliğinizi arttırmanıza yardımcı olacak 5 video vardı. Onlara göz atıp oradakileri öğrendikten sonra programları uygularsanız çok daha hızlı ilerleyeceksiniz. Vücudumuz yaşam şeklimizi yansıtır. Eğer çok hareketsiz, sürekli masa başında bilgisayarla uğraşan biriyseniz daha uzun süreye ihtiyacınız olacak. Çünkü esneklik hareket açıklığı demektir. Eğer daha hareketli, yürüdüğünüz, hareket ettiğiniz bir yaşamınız varsa esnekliğiniz çok daha hızlı artacaktır. Bu 7 element dışında uyku düzeniniz, beslenmeniz, stresli bir yaşamınızın olup olmaması da esnekliğinize etki edecektir. Tıpkı parmak izlerimiz gibi vücutlarımız da birbirinden farklıdır ve gelişimimiz de doğal olarak. Sizin bacak açma süreniz belki 3 ay, 5 ay olabilir veya 2 yıl olabilir, 1,5 yıl olabilir. Bu tamamen saydığımız 7 elemente bağlı olarak değişen durumlar. Başladığınızda açamıyorum diye ikinci haftasına vazgeçmeyin, canınızı sıkmayın. Çünkü germe iyi hissetmek için yaptığınız bir egzersiz türü. Kendinizle ya da başkasıyla yarıştığınız bir tür değil. Bu şekilde kendinize zarar verirsiniz. Bir Çin atasözünün dediği gibi, yavaş gelişiyor olmaktan korkmayın. Hareketsiz kalmaktan korkun. Hayatınıza hareket katın.